Anayasamızda devletin İslam yaratma ve kamusal hizmetlerde görev almayı hak olarak tanımlandığı gibi anayasanın alt metnini olan ve kamu emekçilerinin işe alınması ve istismar edilmesi, özlük haklarına ilişkin düzenlemelerin yer verildiği 657 sayılı devlet memurları kanunu ve diğer düzenleyici metinlerde kamusal hizmetlerin verilmesinde ayrımcılığın yapılamayacağı ve kamusal hizmetlerde görev almanın liyakat esasına göre yapılacağı ve kamusal hizmetlerde kariyer yapmanın yine liyakat esasına göre yapılacağı belirtilmiştir. İktidarın kamunun yarattığı olanaklarını tıpkı ekonomik kaynakların dağıtılmasındaki çökme anlayışıyla yandaşlarına rüşvet alarak dağıttığı bir süreci maalesef yaşıyoruz. Buradan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çağrıda bulunuyoruz. Daha fazla zaman kaybetmeden duruma müdahale etmelisiniz. Kurulacak bir komisyon marifetiyle 2023-2024 yılında yapılan kamuda yükselme sınavlarında başarılı olanların görev komisyonlarında başarılı olanlar, mülakat sınavında başarılı olanlar bu komisyonlar tarafından incelenmelidir. Mülakat komisyonlarında ayrımcılık yapan kamu görevlileri hakkında gerekli hukuksal işlemler başlatılmalıdır. Görevde yükselme sınavında başarılı olan tüm kamu emekçilerin hak ettiği kadrolar verilmeli. Kamunun yarattığı İslam yandaşları ulfa olarak dağıtan mülakat komisyonları lağv edilmelidir. Gerçekleşecek sınavda yazılı puan sonucuna göre yeniden atamalar yapılmalıdır. Buradan bir kez daha söylüyoruz. Bu yapılan haksızlıkları gerek siyasi partilerle yaptığımız temaslarda, gerekse alan mücadelesinde, gerekse de yargı yoluyla takip etmeye devam edeceğiz. Bu daha başlangıç, mücadeleye devam. Bu